Atalarımız bir kötünün 7 mahalleye zararı vardır demiş. İşte tek sınırın hayal gücü olduğu oyun dünyasındaki kötülerin ne kadar ileri gidebileceğini ve ne kadar zararlı olabileceğini siz düşünün. Ya da şöyle yapalım, siz düşünüp kendinizi yormayın, bizim dosya konumuzu izleyin. Karşınızda oyun dünyasının en kötü 10 karakteri. Oyun dünyasıyla ilgili herhangi bir dosya konusunda o veya onun dünyasından bir karakter hep etrafımızda olacak. Yeniden Super Mario serisinden bahsediyoruz. 1985'ten bu yana prensese ulaşmamızı engelleyen Bowser Koopa herhalde bu kadar oyun ve yıldan sonra en çok bilinen kötü karakter unvanını kazanmıştır. Ateş püsküren, çiviler fırlatan, zıplayan, uçan, kaçan bu anne tarafından komodo ejderi, baba tarafından karetta karettaya benzeyen yaratık listemizde 10. sırada. Metal Gear Solid efsanesindeki en büyük düşman Liquid Snake 9 numarada. Oyun tarihinin belki de en zeki kötü karakterinin temel amacı Solid Snake'i öldürebilmekti. Big Boss tarafından yüksek kapasiteli bir askeri süper silah olarak geliştirilen Liquid Snake tüm hikaye boyunca onlarca badire atlatmış, bir türlü bu dünyadan göçüp gidememişti. Ancak bu büyük kötünün icabına en sonunda Fox ayadındaki genetik hastalık bakmıştı. Street Fighter evreninin kötü generali Bison'ı yaptığı onca şeyden sonra bu listeye almamak olmazdı. 8 numaradaki Miles Bison, her Street Fighter oyununda dünyanın kontrolünü ele geçirmeye çalışan sert bir diktatör rolündeydi. Psycho Power türünü keşfeden ve tüm dövüşçülerin gücünü ele geçirebilecek bir cihaz geliştiren Bison, oyunun hikayesi ilerledikçe daha da güçlendi. Street Fighter Alpha 3'te kısa bir süreliğine Rose'un vücudunda saklanan bu pek kötü arkadaşımız, çalışanları tarafından yeni vücuduna kavuşturulmuştu. Mortal Kombat turnuvasındaki dövüşçülerin gücünü alabilen, kökeni tam bilinmeyen Shang Tsung, her ne kadar karizmatik gözükse de oyuncuları sinir eden, kendini ve gücünü Shao Kahn'a adamış bir büyücü olarak listemizde 7. sırada yer alıyor. Shang Tsung'un amacı sadece düşmanlarının ruhunu çalmak. Havada süzülerek de ilerleyebilen bu karakter, ilk oyunlarda yerden gelen her saldırıdan otomatik olarak kaçabiliyordu. Oyundaki rolüyle filmdeki rolü pek uyuşmayan, bir de o güneş gözlüğünü ve yılan derisi kıyafetlerini hiç değiştirmeyen Albert Wesker, 90'lı yıllardan beri hayatımızda ve listemizde de 6. sırada. Serinin ilk oyunlarında Star Steam'ini tuzağa düşürmeye çalışan Umbrella subayı Wesker, daha sonralarda insanlığından feragat ederek süper güçlü ve yaralarını hızlıca iyileştirebilen garip bir yaratığa dönüşmüştü. Resident Evil filmlerinde ise Umbrella'yı yöneten baş kötü olarak karşımıza çıktığında bizleri biraz şaşırtmıştı. Kökeni çizgi romanlara dayanan, ancak son yıllarda sinema ve oyun dünyasındaki ünü giderek artan Joker, beşinciliğe yerleşiyor. Kıpkırmızı dudakları, mor takım elbisesi ve o sinir bozucu gülüşüyle pek çok oyuncunun hem iğrendiği hem de sempati beslediği bir karakter. Bize sorarsanız, son yıllardaki bu ilginin ve sevginin sebebi, hayatını kaybeden ünlü aktör Heath Ledger'ın olağanüstü oyunculuğunda yatıyor. Baş düşmanı Batman'in ve Gotham City'nin hayatını zindana çeviren Joker, gelmiş geçmiş en iyi hayali karakterler arasında gösteriliyor. Bizi sevdi mi, nefret mi etti, kurtardı mı bilemeyiz. Ancak GLaDOS'un her zaman sinsi ve hain planları olduğunu biliyoruz. Bir de kendisi listemizde 4. sırada. Valve'in başarılı yapımı Portal serisinde aşırı zeki ve yetenekli robotumuz GLaDOS, hazırladığı test odaları ve tuzaklarıyla oyunculara çok sıkıntılı anlar yaşatmıştı.
Her ne kadar biz onu öldürmüş olsak da GLaDOS kurtulmamıza yardım etmişti. Bu korkutucu robotun hangi ruh haline ve planlara sahip olduysa her zaman bir gizem olarak kalacak. Ülkesinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi ortadan kaldırmak için daha fazla gücü seçen ve Frostmourne dediğimizde akla ilk gelen isim olan Arthas ilk üçe girmeyi başarıyor. Kötü büyücü Ner'zhul'un aklını çaldığı bu gencecik paladin, Warcraft evrenindeki ilk dönemlerinde kendini doğruya adamıştı ve ülkesini kanının son damlasına kadar savunuyordu. Üstelik Frostmourne'u ele geçirince bütün kötülüklerin sona ereceğini düşünüyordu. Ama beklediğinin tam tersi oldu. Kendisini gücün karanlık tarafının kollarına bıraktı ve Lich King'e dönüştü. Sonrasında World of Warcraft'taki en büyük dövüşlerden biriyle Lich King'in sonu gelmiş ve Arthas'ın ruhu kurtulmuştu. Father, is it over? At long last. No king rules forever, my son. I see. Only darkness before me. Bütün dünyayı birbirine katacak bir savaşın tek bir kişinin iradesiyle de yapılabileceğini ve hep güç aldığımız sembollerin paramparça olmasının açgözlülüğün sonucu olduğunu söyleyen Makarov, en kötüler listesinde liderliği az bir farkla kaçırdı. Ultranasyonalist Rus terörist Vladimir Makarov, Call of Duty Modern Warfare serisinde inatla kaçmayı başarmış ve yine inatla ölememiş, ancak son oyunda oldukça görkemli bir sahneyle bizlere veda etmişti. Dünyayı savaşa sürükleyen, Rusya'nın lider ülke olmasını isteyen ve yüzbinlerin ölümüne sebep olan bu karakter, oyun dünyasının gördüğü en büyük terörist ünvanına sahip. Kötü kelimesiyle hem imajı hem de yaptıklarıyla tam örtüşen Diablo, oyun dünyasındaki en büyük kötüler listemizin doğal olarak birinci sırasında yer alıyor. İlk gün satışları ve etkinlikleri halen konuşulan, eminiz pek çoğunuzun da bir an önce başına dönmeyi istediği Diablo, uzun yıllardır hayatımızda. Cehennemi yöneten ve kardeşleri tarafından ihanete uğrayan Diablo, oyunun hikayesi süresince gücünü giderek arttırdı ve Worldstone adındaki muazzam güçteki hazineyi ele geçirmeye çalıştı. Ona yardım eden kardeşleri Mephisto ve Baal, ikinci oyunda bizlerin gazabına uğradı. Ancak Diablo, yıllar sonra tekrardan dönmeyi başardı ve terörü Tristram'dan başlayarak tüm dünyaya yaydı. İyi ve kötü arasındaki savaş her zaman büyük dramlara sahne olacak. Kötüler dünyayı ele geçirmeye, iyilerse onları bertaraf etmeye çalışacak. Ve her zaman yeni bir kötü ortaya çıkacak. Ancak en nihayetinde iyilik kazanacak ve kötüler cezalarını çekecek. Sonra yeni bir kötü çıkacak, sonra yine iyilik kazanacak ve bu böyle sürüp gidecek.